Şimdi biz böyle böyle yaparak doğal yaşamı itinayla ne hale getiriyoruz? Buyurun, çok korkunç bir kanıtı var. Yani o muhteşem güzellikte denizin altında başka bir dünya var. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu. Kendisi öğrencileriyle birlikte Konya altı sahili açıklarına bir dalış yaptı. Dalışta belli keşifler, belli görsellikler, zenginlikleri keşfetmek vardı tabii ki. Ama denizlere rastgele atılan çöplerin nelere mal olacağını gözler önüne nasıl serdi? Buyurun bakalım. Dalış yaptı, denize atılan çöplerin yol açtığı tehlikeyi gözler önüne serdi. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu öğrencileriyle birlikte Konyaaltı sahili açıklarında dalış yaptı. Rastlanılan manzara düşüncesizce atılan çöplerin sonuçlarını ortaya koydu. Nesli tükenmekte olan orfinoz sıkıştığı plastik şişeden çıkamamıştı. Orfinoz dakikalar süren uğraş sonucu kurtarıldı. Gökoğlu o anları sosyal medyada denizlere rastgele atılan bir plastiğin nelere mal olabileceğini görebilirsiniz notuyla paylaştı. Canım balık. Canım balıklar. Kendi dünyamız yetmiyor. Bakın biz çöpleri birbirimize atarak yaşıyoruz burada. Sizin dünyanıza da el attık itinayla. Bunları da böyle mahvetmeye çalışıyoruz. Sonra neden böyle? Neden işte bizim evimin önünden bundan 20 yıl önce denize girerdik. Sular harikaydı. Herkes birey olarak ya geç kalındı mı kalınmadı mı ama zararı neresinden dönülse kârdır. Klişesini de tekrar vurgulamak istiyorum. En büyük gerçek çünkü. Yani genel bir duyarlılığımız tabii olması lazım. Hani sen dedin aslan yattığı yerden belli olur. Geçen yaylalarda gördük işte Trabzon'da neler olmuş. O yaylaya çıkan arkadaşlar her şeyini bırakıp gitmişler. Yani hani temizlik imandandır diyen bir gelenekten gelen insanlarız. Yani bunu geliyor mesela Antalya değil mi? Konya altı Türkiye'mizin en güzel denizinden olduğu yerlerden bir tanesi. Geliyor turist mi yapıyor bunu mesela? Genel olarak bir çöple ilgili bir derdimiz var. Bazı paylaşımlar görüyorum. Bafa Gölü mesela Bodrum'a giderken hani işte İzmir Bodrum arası orada aman Allah'ım inanılmaz bir de hafta sonları gör o kenarlar var ya çöp 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 yani biz bu konularda biraz değil bayağı bir sıkıntılıyız. Evet. Yani gelenek görenek şunlar bunlar apayrı bir mevzu ama ya pisiz anladığım kadarıyla kardeşim ya da duyarsızız o konuda aman evet. Diyor. Adam esnaf mesela oturduğu yerde içiyor işte çayını bilmem neyse oraya atıyor ya da evet. Şu bu. Tabii bunu canım. Nasıl düzelteceğiz onu bilmiyorum ya ha Ebru. Yani genel bir bilincin oluşturdu. Çöp dersi mi koyalım ya mesela? Ben en basitinden mesela oğlum herhangi bir şeyi evin içinde bile yere atamaz benim. Yani herhangi bir şeyi. Yani bu böyle evin içinde de dışarıda da yani tabii ki aileden her şeyden başlıyor ama her şeyin yeri var. Bir yeri var ve çocuklara gerçekten hani bunun da yaşı yoktur, eğitimin de yaşı yok efendim. Bilmiyorsak öğrenebiliriz. Onlar yerli yerine konulabilir şeyler yani o atıklar. Lütfen buna biraz riayet edin. Ya illa polisiye tedbirler mi yani bir şeyde değil mi? Yani gidiyoruz oraya buraya. Kimi ülkelerin haricinde gerçekten birçok ülkede bu konuda son derece duyarlı insanlar var. Ya sen çiğnediğin cikleti atamazsın. Ne işte atıyorlar Ebru bak görüyorsun. Yani yasak altı. Onun bile cezası karanın var üstünde biliyorsun. Ne gördük ki denizin altı kim bilir. Oo neler neler. Bak müsilaj falan boşuna mı oluyor canım bunlar? Tabii canım. Ya. Ne hale getiriyoruz. Sonra balıklar ne halde? Yok türleri tükenmekte. Yok öyle yok bir böyle de yetmiyor derken... biliyorsun çöp ithal falan filan ediliyor vesaire. Evet. Öyle muhabbetler de dönüyor. Hadi bakalım. Hadi çer bakalım. Çöp işlerle peki. Uğraştırma beni ya. Başka bir şey yok mu?